İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir basın gündemi programında yine bu akşam birlikteyiz. Malum bugün çift mesai ile birlikte okullar açıldı. Adli yıl tatili bitti. Yeni adli yıl başladı. Tabii adli yıl başlarken çok önemli de gelişmeler oldu. Yani insanların ve hatta yönetenlerin ders çıkarabileceği nitelikte bir takım gelişmeler oldu. Dolayısıyla biz de bu akşam yeni adli yıl münasebetiyle yargının sıkıntıları nedir, mahkemelerin durumu nedir diye genç avukat bir arkadaşımızdan yardım istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Lefkoşa Barosu avukatlarından avukat Cemre Günsel bu akşam bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir mesainiz olduğunu biliyorum ama avukat kimliğinden bütün bu sıkıntıları dinlemedikten sonra da biz anlayamayız aslında neler var, neler yok. Neler yaşanıyor mahkemelerde. Yüksek Mahkeme Başkanı yaklaşık bir hafta önce adli tören yeni Adli yıl adli tören açılış adli töreni. yıl açılışını tören yapmayacağım dedi. Mahkemelerimizin ihtiyacı var. Oraya harcayacağımız meblağı ihtiyaçlarımızı gidermek için harcayacağız dedi. Akabinde Barolar Birliği Başkanı Sayın Esen Dağlı'nın çok önemli çıkışları vardı. Bunlar hep notlarımda vardır. Yargının sorunları var, ülkenin sorunları var dedi bugün Narina'nın basın toplantısında. Ülkemiz sorunlar yumağı, yargımız Sorunlar da yumağı. öyle Evet dedi. ve yargımız da öyle ve geçen yıl yaptığım konuşmayı yeniden yapabilirim dedi. Ha. Çünkü hiçbir şey değişmedi Ne belli ki. üzücü değil. Evet, sıkıntılar var. Sıkıntılarını da şöyle sıraladı. Binalar sıkıntı, personel sıkıntı, yasa ve tüzüklerin hazırlanmasındaki eksiklikler sıkıntı. Bunun yanında icra konularında sıkıntılar yaşandığını belirtti Narin Hanım. Ciddi sıkıntılar var. Siz her Evet. gün İçinde meslektaşlarınızla yaşıyoruz birlikte, bunu. evet, içindesiniz, görüyorsunuz. Ve yeni bir adli yıl başladı. Öncelikle hayırlısı olsun. İnşallah bu sıkıntılar yarı yarıya azalır değilim ama sanki çok ümit yok gibi. Yani hayırlı olsun yeni adli yıl diyelim memlekete. İlk konuştuğumuzda sizinle işte Evet. bu programda yeni adli yılda problemler nedir konuşalım dediğinizde benim bir huyum vardır. Çıktığım programlarda not hazırlar mutlaka ve o Evet. notları hep tutarım, atmam Evet, onları. çok güzel. Bir arşivimi karıştırdım. Geçmiş adli yıllar vesilesiyle çıktığım programlarda veya sadece hukuku konuştuğum programlarda ne konuşmuşum, sıkıntılar nedir diye baktım. Bayağı demoralize oldum aslında. Aynı sıkıntılardan bahsederek senelerdir. Evet. Yani rahat son 3-4 yıldır artarak, şiddeti artarak aslında aynı konu başlıkları altında bugün yine bahsedilen bina altyapı sıkıntısı, personel sıkıntısı, davaların yoğunluğuna yetişememe bu sebeplerden dolayı, icranın yetersiz oluşu dolayısıyla hükümlerin anlamsızlaşması tabiri caizse ve yasalardaki eksiklikler, tüzüklerdeki eksiklikler. Aslında şöyle bir şey var, şöyle bir tepki geldi yani adli yıl açılış töreni yapılmadığı için sıkıntılarımızı dile getiremeyeceğiz diye. Ben katılmıyorum bu görüşe. Çünkü şöyle bir şey gerçekleşti. Bir hafta önce açıklama yaptı. Yüksek Mahkeme Başkanı adli yıl Evet. açılış töreni yapılmayacağı. Ve bu bayağı ses getirdi. Evet. Bayağı da dikkat çekti. Söylemek istediğini zaten bugün basın toplantısında da rahatça Aynen öyle ve söyledi. Evet. aslında amaç dikkat çekmekti. Evet. Tam Ama olarak da bunu yapmış oldu. evet. Ve bence gerçekten alkışlanacak bir açıklamayla şunu dedi. Maddi sıkıntı var diyorsunuz. Size bütçe ayıramayız. Biz de fiber optik bağlantıları yapamıyoruz. Sıkıntı var. Ben de bu parayı buna harcayacağım madem. Yani komik olacak belki benzetme ama ev ekonomisi dersinde hani öğretilir şuradan kısmına harca. Elzem gider neyse ona para harca. Bence örnek olması gereken bir davranış. Kesinlikle. Bütün törenlerden bence kısalım. Kesinlikle. Ben toplumun buna ses çıkaracağını düşünmüyorum. Hiç milliyetçiliğimizden de eksilmez yani böyle bir şey yaparsak. Ve elzem giderler miyiz? Neyse yargı bunlardan biridir. Yolların altyapısı bunlardan biridir. Hastanelerdeki eksiklik,
cezaevindeki eksiklikler, bunlar hayati olan eksikliklerdir bunlar. Sağlığı etkileyen, canımızı etkileyen. Bunlara kalem kalem ayıralım. Sonra tekrar kasada paramız birikince kaldığımız yerden törenlere devam ederiz. Çünkü acıdır yani, gülünecek bir durumdur gerçekten. Yargı senelerdir, sadece yargıçlar anlamında demiyorum. Yani avukatlar yargının ciddi bir ayağını oluşturur. Bireyin temsiliyetini sağlayan kişidir avukat orada. Yargı önündeki temsiliyetini sağlayan. Ve biz senelerdir, ben kendimi meslekte bildim bileli, aynı sıkıntılardan bahsediyoruz. Yani. Ve bu sıkıntıların tümü birbiriyle bağlantılıdır. Yani personel eksikliği var deniyor. Dava yoğunluğu dolayısıyla personel yetersiz kalıyor. Personeli arttıralım dediğinde bina yetersiz kalıyor. Salonu olmayan yargıç vardır. Evet, bu ne kadar komik bir durumdur. Evet. Örneğin siz mahkemeye gittiğinizde dosyanızı yapmak için mesai 8'de başlar, 8.30'da mahkemenin oturumu başlar. 10.30'a kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü önce ilk yargıç oturacaktır oraya. Sonra kendi oturumlarını yapacak. Sonra diğer yargıcın salonu olmadığı için onun çıkmasını bekleyecek. O girecek. 10.30-11 olacak artık saat. Nasıl yani, bu işlevsel değildir. İvedi bir durum olduğunda bu daha da sıkışık bir duruma gelir. Geçtiğimiz yıl yine yaşadık. Odacılar grev yaptı. Kendi özlük haklarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Personel yetersizliği dolayısıyla çalışma koşullarından mutsuz oldukları için bu grevi yaptılar. Grev kırıcılığı yapmak istemedi yargıçlar da ama devam etmek zorunda olan da dosyalar vardı. Ve bir kaos oluştu. Ve üzücü olan şudur, Girne Mahkemesi'nde özellikle bayağı devam etti bu durum. Herkes sus puslu. Yeah. Hiçbir açık. Sanki orada öyle bir şey olmuyormuş gibi devam etti hayat. Muhtemelen bu yıl gene benzer şeyler olacak diye düşünüyorum. Devamla her ilçede bu sıkıntı var. Öyle salonlarımız var. Yani gerçekten damı su akıdır. Bu kadar basit. Yeah. Yani çok bildiğiniz... ilginç bir şey söyledi Yüksek Mahkeme Başkanı. Lefke biliyorsunuz ilçe oldu. Sözde. Evet, sözde. Lefke'deki mahkemenin tadilatı için Güzelyurt'a taşındığını söyledi ama Lefke'deki mahkemeye bir tek çivi çakılmadı. Kesinlikle dedi. Öyle. Bu da üzücü. Ki zaten yani, üzücü. Yani çok küçük bir yerde orası. Evet. Özellikle mukayyetlik açısından çok sıkıntıydı. Yani bu, memurundan, avukatından, müvekkilinden, yargıcına insani bir koşul yoktu. Yok. Hele de soğuk havalarda perişan olurdumuz orada. Binanın düzgün bir yalıtımı yoktu. O yüzden ilk etapta evet Güzelyurt'a taşınması makul bir karar. Hemen tadilat yapılacak diye. Güzelyurt'a taşındığı zaman mahkeme tabiri caizse eğreti bir durumda. Lefke Mahkemesi halen orada faaliyet göstermektedir. Evet. Ve Lefke'de mesleğini icra eden meslektaşlarımız bir süre sonra isyan ettiler ve ofislerini Güzelyurt'a taşımak zorunda dahi kaldılar. Çünkü orada bir, yani ofisi niye oraya açtın? Mahkemeye yakın ve ona göre sen bütün düzenini kurmuşsun. Bir anda geçici denilerek bu taşındı. Bir yıl aşkın bir süredir bu şekilde devam eder. Yani salondan geçip yargıcın odasına girersiniz ama yargıcın odasına girerken yanda bu arada mukayyidin masası vardır. Yani bu şekilde olmaması gerek onun. Evrakları koyacak yer yoktur. Salon başka bir odadan bozma yapılmıştır. Çünkü yapmak zorundaydılar onu oraya. Evet. El yordamı çözüm bulunmuş şekildedir. Nereye kadar bu böyle gidecek? Mausa'da örneğin yargıç odası yapmak için kütüphaneyi bozduk. Bugün başkan kendisi söyledi. Evet, çözüm mü? Çözüm. Ama o kütüphanenin orada olmasının da bir amacı vardı. Kesinlikle. Evet. Yani biz avukatlar olarak evet oradaki kitapları gerçekten gidip kullanıyoruz. Çok güzel bir arşiv vardır bu anlamda. Elektronik arşiv de vardır. Elektronik de girip eski içtihat kararlarına, İngiliz'in içtihat kararlarına ulaşabileceğiniz bilgisayar var. Mesela Lefkoşa'daki kütüphanede. Evet. Ben düşünemem Lefkoşa'daki kütüphanenin bozulduğunu. Evet, her gün gitmiyorum. Ama ihtiyaç duyduğumuzda bir kaynaktır tabii ki, orada. Kesinlikle. Zaten hukuk yapanlardan biri de farklı argümanları bulup onu mahkeme önünde tartıştırmaktır. Kesinlikle. Ve adaletin tecellisi için ihtiyaç olan adımlardan biri de budur. Evet. Ve yıllar geçtikçe ciddi şekilde artış gösteriyor. Çünkü şimdi konuştuk, dava yoğunluğu, rakamlar dedik. Bu gittikçe artıyor. Bu gittikçe arttıkça personel ihtiyacı artıyor. Yargıç istihdamı yapalım. Eyvallah, odası yok, salonu yok oluyor.
bin alt yapısı sıkıntıları oluyor. Tam olarak birbiriyle bağlantılı bir kısır döngü içerisinde gidiyor. Evet. İcraya dair sıkıntılar zaten. Bilmem herhalde 10 yıllık arşivleri karıştırsak muhtemelen buluruz diye düşünüyorum. Yine personel sıkıntısı, yine altyapı sıkıntısı, yine teknolojiden yararlanılamamanın sıkıntıları. Yani evet, herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Bazen gün geliyor ki yani size isyan eden bir memur buluyorsunuz karşınızda. Çünkü artık iş yükünden boğulmuş durumdadır. Şunu da söylemek isterim. Gerçekten haklarını teslim etmek isterim. Özellikle ben daha çok Lefkoşa'da mesleğimi icra ediyorum. Diğer devlet dairelerine kıyasladığımda gerçekten mesaiye uyan ve işleyen bir personel vardır orada. Ama bir borcun tahsili için icra yapıyorsunuz. Depolanması gerek bu malların. Tuttuğunuz neyse, müsaade ettiğiniz. Deposu yoktur mesela yargının. Sizin buna depo sağlamanız gerekir. Avukat olarak. Avukat olarak yani. İmkan yaratacaksınız, tanıdık bir şey bulacaksınız yani. Müvekkile izah edeceksiniz ki, evet size borçludurlar, evet bu malları tuttuk paranızı almak için. Ama yani bir 5-10 bin TL daha harcarsanız önden, depo kirası ödeyecek çünkü büyükse tuttuğunuz şey hele. Da sonra alacak yani parayı geri. Siz bunu nasıl karşılarsınız? Alabilirsiniz, alacaksınız. O yani da bir de yani. Satışa çıkacak vesaire. Ve bu gittikçe bir kısır döngüye dönüyor ve icra edilemeyen hükümler de biriktikçe, geçmiş yıllardaki notlarımda da aynı cümleleri yine buldum. İnsanların yargıya olan inancı sarsılmaya başlıyor. Niye gideyim ki mahkemeye, paramı zaten alamayacağım diye. Evet. Pesimist bir yaklaşım oluşmaya başlıyor ki tehlikelidir yani bu yaklaşım. Evet. Çünkü yargının orada var olmasının temel bir sebebi vardır. Herkesi dinlesin, orta yolu bularak adalet, haklı kimse onun yönünde, yasalar nezdinde bir karar verilsin şeklinde. Ümitli olmak istiyorum. Olmak da zorundayız sanırım. Ama en azından görüyorum ki bir şekilde yargı kendi inisiyatifini alıp bir çözüm üretmeye çalışıyor şu an görülen tabloda. Biz zaten avukatlar olarak her zaman özellikle yasalar, tüzükler bağlamında Barolar Birliği olarak elimizden gelen katkıyı her zaman koyduk. Bu bağlamda mesela tebligatlarla ilgili tüzükte değişikliğe gidildi geçmiş yıllarda olumlu anlamda. Ama bir yere kadar bir yerden sonra tıkanıyorsun yani. Çünkü yetki mekanizması var yani. Ve yapabileceklerin limitleniyor. Ve bugün ben üzüldüm Sayın Başbakan'ın açıklamasını okuduğumda. Çünkü anlayamadım neyi vurgulamak istediğini. Kimse devletimizden soğutmaya kalkmasın bizi dedi. İlintiyi kuramadım gerçekten. Yani hangi mantıkla bunu birbirine bağladık. Çünkü tam aksine devletimize olan bağımızdan dolayı bu sorunların üzerine gidiyoruz. Çözülmesini istediğimiz için. Yani. Çünkü aksi esasen devletin ciddi ve önemli ayaklarından biri olan yargının evet. zarar görüyor olması demektir. Bu da yıllardır hakeza bu yolda devam etmektedir. Evet. Tabii bu yargının sorunlarının bir ayağı da yasal mevzuattaki kesinlikle. Sıkıntılar. Yani fiziki nitelik evet, işte bina yok, personel yok, teknolojik donanım yok. Evet, ve ciddi bir eksikliktir. Ve evet ve galiba en büyük eksiklikler, bunları sıralarsak bina herhalde en başı çeker. Çünkü belki bina olsa işte hukuk davaları, ceza davaları ayrı ayrı, belki işte daha ihtisaslaşmış mahkemelerde, ticaret mahkemeleri mesela oluşturulabilecek. Belki ona göre personel istihdamı yapılabilecek. Ama her şey olduğu yerde durur. Peki burada yargının bağımsız bir bütçeye sahip olması büyük bir avantaj değil mi? Yani, bence öyledir ve öyle de olmalıdır. Öyle yani, olmalıdır. Peki öyle mi? Değil şu değil. Anda. Bütçe evet. Maliye aracılığıyla tahsis ediliyor. Örneğin işte pul parası olay vardır ya, avukata gittik pul parası istedi falan. O yatırılan harcın direkt yargıya kaldığı sanıyor ama hayır. Maliye para maliyeye gider. Maliye ayağından kalemler oluşturulurken yargıya da ayrılan bir bütçe vardır. Ve bu bütçenin yetersiz geldiği senelerdir defaatle izah ediliyor. Daha da üzücü bugünkü konuşmadan tekrar vurgulandı.
Lefke binası ile ilgili de vurgulandı. Evet. Mausa ile de Girne ile ilgili de. İhaleye çıkılmada sıkıntı yaşandı. İhaledeki rakamlar güncellenmediği için sıkıntı yaşandı. Ve ihaleye çıkılamadı. Yani aslında hep şikayet ettiğimiz devletin işleyişinde sıkıntılar var. Bazı ayaklarda problemi. Aslında yargıyı da etkiler bir durumdadır. Ve gerçekten de yani ülke sorunlar yumağı ve randımanlı işlemeyen bir sistem olduğu aşikar. Ama herkes aynı sistem içinde bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Mantık hatası var aslında olayda. Çünkü bu sistemde çözülemediği aşikar. Yani eğer gidiyor ve başkanın açıklamasıdır bugün. Planlama inşaat dairesinde hazırlanırken rakamlar güncellemediği için ihaleye çıkamıyorum ben de bir yıl daha bununla kaybediyorum diyorsa gülünecek bir durumdur gerçekten bu yani çok basit işlemlerdir aslında bunlar makamlarca yapılacak olan ve en küçük birimde de biz bunu yaşıyoruz yani örneğin bir işçinin şikayetiyle ilgili çalışma dairesine ve çalışma bakanlığına bir şikayet yazısı yazıyorsunuz. İlgili ilçenin dairesine yazı gidiyor. Yazı gidene kadar bir derttir. Yazdırmak için ve göndermek için uğraşırsınız. Teftiş yapılır. Geri gelene kadar başka bir derttir. Geri geldiğinde amirlikten bakanlığa tekrar aktarılacak başka bir derttir. Ama aslında bunlar ki EBS sistemi şu an mevcuttur bu dairelerde. Tek tuş olayıdır. Kontrol edip gönderecek yazıyı. Evet. Ama tıkanıyor sürekli. Tıkanıyor. Çok basit bir işlemdir bu bahsettiğim aslında. Ve bir süre sonra herkes de bir ruh hali geliyor. Ve bunu her yerde yaşıyoruz. Yani çok üzücüdür ki her yerde yaşıyoruz. Özellikle yargı anlamında değişen personel veya eksik personel dolayısıyla kayıp dosya veya dosyada kayıp evrak olayını biz çok sık yaşıyoruz avukatlar olarak. Nasıl çözüyorsunuz? Bekleyerek ve peşinden koşturarak dosyanızın tam olarak peşinden koşma fiilini bir odacı bulup, boşta bir odacı bulmanız gerekir. Çünkü her odacının bir yargıç vardır sorumlu olduğu. Onların zaten durumu belli. Eksik odacı olduğu için de bir odacı birden fazla yargıca bakmak zorunda olabilir. Ve o an sana hemen gelemem der. Yani şu an diğer yargıç oturumdadır, beklemek zorundasın. Gidip bayağı birebir mukayyetlikte, en son şu celse yapıldı. Acaba arşivde mi? Yok değil. Acaba şu buraya mı aldı, buraya mı aldı şeklinde dosya arıyoruz. Buluyor musunuz en azından? Yani şanslıysanız en kısa sürede bulunur. Şanssızsanız kayıp dosya başvurunuzu yaparsınız ve beklersiniz ne zaman ortaya çıkacak. Ve bunun ara emri olan bir dosyada gerçekleştiğini düşünün. Artık tamamen inisiyatif de orada kullandığı sorumlu kişinin. Çünkü biliyordu ara emri alındığını, sistemde emri görebiliyordu ama dosya kayıp. Dosya kayıp olduğu için yargıcın önüne tekrar çıkamıyoruz. Ara emrinin varlığını devam ettirdik. Her celse yenilenmesi gerekir. Bir ara emri aldığında ta ki kesinleşsin. 3 celse boyunca dosya kayıp kaldı. Yani bu 3 hafta demektir aslında. 4. hafta dosyayı bulduk. Bulunca emri kesinleştirebildik. Tamamen şans eseriydi aslında. Bulunması da ve inisiyatifti. Olumlu anlamda inisiyatifti. Çünkü hepsi biliyor sıkıntıları ve şeyi. Bu teknoloji çağında dosya kayboldu demek aslında komiktir. Gerçekten komiktir yani. Evet. Ama işte bugün de dinliyoruz. Teknolojik altyapıya geçilebilmesi için ihtiyaç olunan şey paradır. Evet. Tekrar devam edeceğiz. Ben şeyden devam etmek istiyorum. Baro Başkanı Sayın Esendağlı'nın adli yılın başlangıcı nedeniyle yaptığı açıklamalarla devam ediyorum. Nüfus artışıyla diyor Hasan Bey. Nüfus artışıyla uyumsuz bir şekilde polis sayısının gerekenin çok altında kalmasının yanı sıra diyor. Polis için söylüyor bunu. Hı hı. Burada duruyorum. Nüfus fazlalığı, nüfus artışı ya da işte kalabalıklar polisi etkilediği gibi şüphesiz ki mahkemelerdeki o nitelikleri de etkiler. Yani işte dava sayısında, alan sayısında, dava konusunda, salon konusunda vesaire. Tabii. Bu da etkilenir. Yani sadece polis değil. Peki polis üzerinden devam edelim. Teşkilattaki yozlaşma, gruplaşma, husumet, terfi, nakil ve görevlendirmede yaşanan adaletsizlik, standartsızlık, bunun sonucunda ortaya çıkan verim düşüklüğü gibi sorunlar polisin şu an kendi sorunlarını bile çözebilecek durumda olmadığı görüntüsünü verir. Çok önemli bu. Yani bunu Barolar Birliği Başkanı dillendiriyor.
ve bu durumu çok aslında... Çok uzun süredir devam eden bir olaydır bu, evet, aslında. Ve bunu bu ülkeyi yönetenler de biliyor. Eminim biliyorlar. Hatırlayın, bir dönem kavga bile olduydu siyasiler arasında. Polis genel müdürü kim olacak diye atandıydı, evet, atanmadıydı. Evet, yani bu kadar polis gibi gerçekten işte önemli bir kurumun, insanların, yurttaşların, vatandaşların güven duyabileceği bir, evet, kurum içerisinde bir takım sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıları dile getiren Barolar Birliği Başkanı var. Bunlar önemli, yani bence çok önemlidir. Ve bu sıkıntılar çözülmüyor da. Yani üst üste Nalin Hanım'ın dediği gibi yumak oldu diyor ve gider. Tabii. Yani, yani aynı notlar içinde mesela polisle ilgili benzer ibareler gene var. Yani siyaset artışa hareketlenmezse, hı-hı, ya da siyaset üzerine düşen ödevleri yargıya dair, evet, o reformlara dair yapmazsa, biraz evvel dediniz ya, herkes kendi başının çaresine bakıyor. Evet. Ne yapabilirsiniz? Yani baro ne yapabilir? Yargı ne yapabilir? Nasıl bir çalışma sistemi geliştirebilirsiniz? Mevcut halde zaten elimizden gelenin en iyisiyle ilerlemeye, evet, çalışıyoruz. Dava yoğunluğunu belki biraz azaltmada bir opsiyon. Mediation diye bilinen, yani tahkim olarak bilinen, davaya gitmeksizin sulh yoluyla, bir arabulucu, bir hakem yoluyla, bunun farklı sistemleri vardır, farklı modelleri vardır. Bizde meseleyi uygulamada mı bu? Meseleyi yoktur. Yoktur. Şu an uygulamada yoktur. Yasal düzenleme ister bunun için. Evet. Son bir seminer yapıldıydı bunun oluşumuyla ilgili. Şöyle bir örnek vereyim size. Ben bu seminer geçen yıl yapıldı. Daha doğrusu bu yılın içinde, kışta yapılmıştı. Dinlerken bir an şey oldum. Ben nereden bilirim bu konuları falan. Adam anlattıkça böyle hani hafızanızda tozlu raflardan bir şeyler çıkar. Aklıma geldi ki ben bunun İngiltere'de dersini aldıydım. Çünkü aktif bir şekilde kullanılıyor orada. Ve birebir, yani başarı hukuk eğitiminin içerisinde nasıl size işte ceza hukukunu öğretiyor, tazminatı öğretiyor, aileyi öğretiyor. Aynı şekilde mecburi bir dersti bizim için. Arabuluculuk ve tahkim. Ve düşündüğümde yıllar geçti aradan, orada oturmuş mevzuatı olan bir sistem. Biz hala çabalıyoruz bunu. Rekabet kurulu vasıtasıyla bir nebze, tabii ki sadece belli konularda yapılan bir husus vardır. Ama öyle düşünüyorum ki sağlam bir yasal zeminle tahkim ve arabuluculuk buraya getirildiği zaman hem İş yükü azalacaktır. Özellikle alacak verecek meselelerinde, küçük rakamlı alacak verecek meselelerinde mahkemede. Hem dolayısıyla evrak yükü azalacaktır. Hem de insanlara maddi açıdan daha da kolaylık olacaktır. Çünkü daha kısa bir şekilde ve daha direkt bir şekilde çözeceksin. Çoğu zaman da kavgasız biten bir süreç olacaktır. Çünkü istediğiniz kadar iyi iş yapıyor olun, mahkemeleştiğiniz zaman bir kurumla, bir başka kurum olarak, iki şirket olarak veya o ilişki hiçbir zaman, özellikle Kıbrıs gibi bir ortamda, eskiye dönmez. Evet. Yani beni davetliydin zamanında diye o şerçik orada kalır. Çünkü mahkeme binasına geldiğinde herkes görür seni. O Ali abi hoş geldin, hayırdır cümlesini duyan birçok insandan. Tahkim ve arabuluculuk daha kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği için bu durum çok daha aza indirgenecektir düşüncesindeyim ve daha seri sonuçlar alınan bir durumdur. Ha tabii işletilirse, niye bunu vurguluyorum? Çünkü bir nevi benzer ruha sahipteyim ama aynı şey değildir. Bir mal tanzim komisyonumuz var mesela, kurduk. Evet. Mantığı işleyişi evet farklıdır ama benzer ruhtur, benzer mentalitedir. Gelin biz komisyonda çözelim, hemen mahkemeye gitmeyin den bir komisyondur taşınmaz mallarla ilgili. 4 senedir durdu, işlemez. Evet, yaklaşık evet. Yani hiçbir dosyaya gün verilmez. Evet. Belki de daha fazla. Yaklaşık evet. 4 veya 3 sene gibi bir süredir. Hatta tek tük davalar AYM'e gitmeye başladı, evet, yani bundan dolayı. Yani evet, öyle yapacaksak yok, yani daha iyi hiç getirmeyelim'e dönen bir durum vardır. Çünkü gene işlemeyecek, gene bir sonuca varmayacak. O gene yüzden aslında finansaldır gene sıkıntı orada da. Tabii gene evet, paraya döner hikaye. Evet. Yani nereye kadar bu şekilde yargı durumu götürür bilemiyorum açıkçası. Bir yerde herhalde bina kafamıza çökecek, bilmem yani. Komiktir gerçekten, damı akıtan bir salonda dava yapmak gerçekten komik bir durumdur yani. Yani örneğin siz kıyafet tüzüğü vardır mesela ve
yargı önüne bir vatandaş çıkacaksa da oraya uygun giyinmesi gerekir. Yani bu takım elbise olmak zorunda değil ama şort ve terlikle değil örneğin. Yargıç önüne çıkıyorsun, mahkemeye geliyorsun, buna uygun giyinmelisindir. Ama adam gelir mesela ve dama akıdan, duvarları sarı olmuş, boyaları dökülen, kırık sandalyesi olan veya engelli erişimi neredeyse sıfır olan bir binada ha burası mı mahkeme olur? Evet, bina değilsin anlamında söylemiyorum ki buna ben kesinlikle karşıyım. Şu an kullanılan tarihi bir bina. Tarihi binadır her ilçede de ve bu kalmalıdır ve korunmalıdır. Ama bir an evvel de tadilatı yapılmalıdır. Yani binanın mahkeme salonlarında, savcılık yapısı, odalarında kesinlikle, göre, kesinlikle. Yani gerek Girne'de gerek Lefkoşa'da örneğin tutuklu kişiler mahkemeye getirildikleri zaman polis tutuklular getirdiler, polis arabasıyla gelirler, endirilirler ve hücre vardır mahkemenin içerisinde. O hücrenin halini görmeniz gerekir. Bazen o gün olabilir, çok fazla zanlı vardır. Bir arabada, iki araba gelmiştir ya da 20-40 kişi geldiğini düşünün. Sığmaz ama sığdırmak zorundadır polis onları oraya. Bunu bir de Kıbrıs sıcağında düşünün. Herkesin telli olarak orada durduğunu düşünün ve salonda siz yargı önüne çıkıp adaleti arayacaksınız orada zanlı olarak. Masumsunuz, bunu savunacaksınız veya artık her neyse mesela. Çünkü zanlısınız o an, henüz sanık da olmadınız. Henüz aleyhinizde bir karar da yok. Ve en temel prensiptir, suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Ama bizim yaptığımız muamele budur. Çünkü başka bir yer yok koyabileceğin. Evet. Adam tutuklu, ne yapayım der polis de sahaya, yani bırakayım bahçede geçsin, olmaz. Kaçma riski var. Ki oluyor, kaçıyorlar. Aynen öyle, yani bunu da sağlamak zorundasın. Bu tür çıkmazlar içinde herkes elinden geldiğince bir şekilde artık bir şey oluyor. Yani kim kime kızsın modunda oluyoruz mahkemenin içinde. Sen de haklısın, sen de haklısın ama ben de haklıyım diye devam eden bir... Evet ve yargının sorunlarıyla, yargının aslında sorunları dışında yargının başındaki insanın örnek alınabilecek, gerçekten örnek alınabilecek mesaj dolu bir tavrı oldu. Ama görüyoruz ki işte Sayın Başbakan da Yüksek Mahkeme Başkanı'nın açıklamalarına istinaden kimse bizi devletimizden soğutmasın, işte biz de sorunları biliyoruz gibisinden çatışma kültürü aslında. Yani çatışmacı, gereksiz, uzlaşıcı değil, evet. Gereksiz açıklama yapar. Yani sanki o tavra rest çekmiş gibi siyasette olmaması gereken bir tavırla karşı karşıyayız. Aslında şu, devletin üç temel kolundan biridir yargı. Ve yargı bağımsızdır. Ve yargı gerçekten bağımsız bir bütçeye sahip olmayı hak eden bir kurumdur. Ve bu ülkede en çok güvenilen kurumların başında gelir. Şimdi bir de siyaset kurumuna bakıyoruz. Her geçen gün dibe çöken, dibin de dibine çöken bir siyaset kurumu var orta yerde. Ve sadece yargı değil, Sayın Narin'in ifade ettiği gibi, sadece yargıda değil aslında devletin her kademesinde sorunlar ötelendik sonra, çözüm bulunamadık sonra yumak haline geldi. Yani içinden çıkılamaz hale geldi. Nedir sorunlar? Bilindiği halde cesaretli adımlar atılmıyor. Örneğin işte biraz evvel bahsettik. Sayın Baro Başkanı Esendağlı'nın polisle ilgili sarf ettiği açıklamalar var. Ve polisteki bu sıkıntılar artık gün yüzüne çıktı. İşte görüyoruz. En stratejik noktalardaki insanlar bir şekilde bir şeylere bulaşıyorlar ya da bir şeylerle itham ediliyorlar. Zanlı olarak mahkemelere çıkarıyorlar. Çok ciddi anlamda kamuoyunu sarsan ilişkiler içerisinde olduğunu zaten herkes görüyor. Biliyor yani, bunu Sağır Sultan artık duymuştur. Fakat bugün oldu. Hükümetin ne AGAN adı ne BEGAN adı. Hadi hükümeti bir bütün olarak algılayalım. Hiç kimse ne oluyor bu poliste diyecek cesareti gösteremedi. Yani o sıkıntılar bilindiği halde kimse bunu sorgulayamadı, gösteremedi. Sorgulayamadığı için de
o sorunlar daha da karmaşık hale geldi. Daha da içinden çıkılmaz bir noktaya geldi. Geçmişten bugüne oraya doğru gitti. Evet. Dolayısıyla açıkçası üzüldüğüm nokta işte belli bir statiko var. Bu çok yerinde bir saptama mı bilmiyorum ama bu statikonun kabuğunu gelen giden hükümetler ya da bu ülkeyi yöneten Erkan bir türlü kıramıyor. Yani bu statikonun yapısını bir şekilde değiştiremiyor ve aslında statikoya uyum sağlayarak bir dönem geçiriyorlar. Nitekim bunu sadece bu hükümete söylemiyoruz. Geçmiş hükümetler de aynı şekilde statikonun içerisindeki yerlerini alıyorlar. Neden diye sorguluyor insanlar. Yani işte A kurumda sorun var. Bu sorunun nasıl çözüleceği bilinir. B kurumunda sorun var ve bu sorunun nasıl çözülebileceği bilinir. C kurumundaki sorunun da nasıl çözümleneceği bilindiği halde siyasi makam sahibi insanlar cesaretli olamıyorlar ve bu sorunlar birikiyor. Zaten hükümetler de sürekli değişiyor. Yani 40 yılda 39 hükümet ya da 40 hükümet bilmiyorum artık hesabı da kaçırttık. Bir istikrarsızlık var bu noktada. Bunu da kabul etmiyor siyaset kurumu. Ya da bu sorunlardan da ders çıkarmıyor. Ama doğru bir tavra da res çekebilecek cesareti gösterebiliyor. Hangi cesareti gösteriyor? Yani olmayan cesareti gösteriyor aslında. Bu şeye benzer. Olmayan parayı harcamaya benzer. Yani şeyi çok güzel buyurun. Vurguladınız aslında. Bir statüko var dediniz. Yani statüko evet. Nedir? Mevcut durum demektir evet. Aslında. Bu kelimeyi aslında siyasi görüş, siyasi kanat olarak kullanmıyoruz artık hiçbirimiz. Mevcut durum nedir? Şu konuda tıkanıklık vardır. Bu dört ayağın değişmesi gerek. Çözüm yöntemleri A, B, C, D bellidir. Evet. Uygulaylığın evet. Uygulayamayız statükodan dolayı. Ne yaparız o zaman? O zaman tam kabul edelim her şey olduğu gibi. Bir şey de çözmeye çalışmayalım madem. Çünkü demek ki çözülmesi gereken bir şey yok diye bir mantığa geliyoruz. Yani yargıda tamam altyapı eksiktir. Bir şey değil biz teknolojiyi kullanmayalım. Eski evrak usulüyle kırtasiyeciliğe de devam edelim. Altyapıya yatırım da yapmayalım. Her şey güzel devam. Bu mu yani? Evet. Eğer sıkıntı sadece maddi kaynak yaratamamak anlamındaysa, yani bizim hala bir ekonomimiz olamamışsa demektir bu. O zaman iki elimizin arasını almamız lazım başımızı. Evet. Oturup hep beraber gara gara düşünmemiz lazım. Demek ki biz baya hata yapmışız bu kadar yılda. İşletme mantığıyla bakacaksam zaten çoktan kilidi vurup kaçmamız lazım bizim bu şirkete demektir. Ve mümkün olan bütün tasarruf tedbirlerini hayata geçirmemiz lazım. Bir tek tören yapmamamız lazım o zaman bizim. Bir tek yurt dışı ziyareti yapmamamız lazım. Ki ona göre çevirelim. Gereken kalemler biriksin. Biri de çıkıp dediği zaman siz yönetemiyorsunuz, icazet alıyorsunuz. Kimse de alınmasın o zaman. Çünkü konu dönüp buraya geliyor aslında. Ve bu anlamda cesaretli olmaya ihtiyaç vardır. Yani gerekirse belli kalemlerden, belli rakamlardan sadece vergi yükseltme anlamında değil ama ödenekler anlamında düşürülmesi gereken unsurlar var o zaman. Klişe oldu artık ve belki de inandırıcılığını yitirdi bilmiyorum ama hep beraber elimizi taşın altına koymamız gerek demektir bu. Da bundan bir çıkış sağlansın. Başka bir şey de gelmiyor aklıma. Çünkü esasen cesareti burada göstermemiz gerekir. Çünkü aslında çok gizli değildir sorunlara çözüm. Bugün Narin Hanım'ın konuşmasını dinlediğiniz zaman da aslında çözüm önerilerini de söyledi. Her şey için ne yapılabileceğini de söyledi. Örneğin yasal mevzuatla ilgili eksiklikten bahsettiği zaman hem yapılmayan yasalar hem de gerçekten bu konudan muzdaribiz avukatlar olarak Türkiye'den copy paste olduğu gibi alıp kopyalanan yasalarımız vardır. Yani okuduğunuz zaman keşke hiç yasa yapmasaydınız dediğin cümleler vardır içerisinde bu yasaların. Oradaki usul sistemi farklıdır. Kıta Avrupası hukuku dediğimiz
usul sistemi kullanılır. Biz Anglo-Sakson olarak bilinen common law hukuk sistemini kullanırız. Bu şu demektir. Hukukta usul kuralları vardır. Davayı dosyalama şeklin, ilerleme şekli, başvuru şekilleri, tanığın dinlenme şekli vesaire. Bu usul kuralları açısından farklılıklar vardır iki sistem arasında. Siz oradan bir yasayı alıp, kopyalayıp direkt buraya adapte etmeden yürürlüğe koyduğunuzda siz bu kelimeyi burada kullandınız ama bizim hukukumuzda karşılığı yoktur diye bir yasa maddesi bulursunuz karşınızda. Bu komiktir. Benim nasıl yani vekillerden komiteden geçti bu kimseye mi sormadınız diye bir saçma durum oluşur. Kolluk kuvveti mesela. Aktif olarak bizde böyle bir şey yoktur. Türkiye'de vardır. Birçok yasada kolluk kuvvetine görev atfedilen bir madde bulursunuz mesela. Durup düşünün kolluk kuvveti olmadığına göre biz bunu polis olarak kabul edelim o zaman diye mesela. Bu şekilde birçok sıkıntı yaşanır ve örneğin bugün Nerin Hanım şey önerisinde bulundu. Yüksek Adliye Kurulu altında çalışan hukukçulardan bir birim kurulsun veya Yasa Reform Komisyonu kurulsun dedi. Tecrübeli hukukçulardan oluşan. Baktığımızda Merkezi Mevzuat Dairesi'nin aslında kuruluş amaçlarından biri buydu. Yani. Orası tüm yasaları toparlasın, burada bir reforma ihtiyaç var, adım atalım. Şemasına bakın, eksik personel var hala yıllardır. İş yükü altında boğuldular. Sadece dil ve yani wording hatası dediğimiz yazım hatalarını ve işte usulü olduğunca uydurmaya yetiştirdikleri kadar çalışıyorlar. Ne oldu? Boş oldu. O zaman biz yani 5 tane daha komisyon kursak bir esprisi olmayacak bunun. Evet. Peki ben tam konu açılmışken soracağım. Çünkü son günlerde biliyoruz işte Türkiye'nin Adalet Bakanı geldi. İçişleri Bakanı'yla işte bir takım temaslarda bulundular. Bu temaslarından sonra bir takım söylentiler ortaya çıktı. Herhangi bir açıklama olmadı ama işte bir Adalet Bakanlığı kurulur mu, kurulmaz mı? Böyle bir ihtiyaç var mı gibi. Ben de bunu soruyorum size. Siz bir avukat olarak Adalet Bakanlığı'na ihtiyaç duyuyor musunuz Hayır. bu ülkede? Evet. Hayır. Peki neden? Bir kere az evvel usulden bahsettim. Evet. İşleyişin farklı olduğundan bahsettim. Bir, hiçbir şekilde siyaset karışmasın lütfen. Lütfen. İyidir böyle. Evet. İki, bizim kendi hukuk sistemimizde Yüksek Adliye Kurulu dediğimiz yargıçlardan, yüksek mahkeme yargıçlarından, savcılardan, avukatlardan oluşan bir kurul vardır. Yapısı gereğince bu kurulun yetkileri, görevleri vardır. Örneğin yargıç atamaları bunlardan biridir. Ve bu nezde, bu kurul aslında eleştiriler vardır, objektif mi değil mi vesaire ama bir şekilde gayet efektif bir şekilde de çalışıyor günün sonunda. Siyaset karışmaksızın. Esasen Adalet Bakanlığı'nın görevine baktığınız zaman Türkiye'de yargıç ve savcı atamalarını yapan kurumdur. Savcılar da Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır bizde. Yine savcılardan oluşan, içerisinde yargıcın da yer aldığı bir kuruldur Savcılar Yüksek Kurulu da. Ve bu sistem zaten işliyor. Bu yani. Atamalarından ilgili polisteki şekilde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sırf isminden dolayı, siyasi karakterinden dolayı örneğin şunu da şu yaptılar denebilecek bir isim yoktur ortada. Terfilerde objektif değiller. Bu eleştiriyi her zaman yapıyoruz. Çünkü yazılı bir kriter silsilesi yok. Yani A, B, C tik değil. Dolayısıyla subjektif değerlendirmeler oluyor ve bu evet sıkıntıdır. Ama genel işleyişe baktığımız zaman yargının problemi şu anda bu değildir. Mevzuatı desteklemesi anlamında, yasa yapsın, tüzük yapsın, yönetmelik yapsın anlamında bir kuruluş kuracaksak ki zaten kurulmuşu var burada var. Diyorum. Merkezi Mevzuat Dairesi'ni bu anlamda işledin, daha da altyapısını güçlendirin, bunu yapsın. Hiç de başka bir şeyle uğraşmayın. Evet. Yapın yani bunlara da dokunup işleyen şeyin de yapısını bozacaksak demek ki biz statükodan çok memnunuk. Hatta daha da kötü hale getirelim bu sistemi derdindeyik. Evet. Eğer otamız buysa o zaman kimseye dokunmayalım. Evet. O yüzden kesinlikle karşıyım. Evet. Barolar Birliği Başkanı Sayın Esen Dağlı da sizin gibi
karşı olduğunu söyledi. Tabii ki insan üzülüyor, şöyle üzülüyor. Bugün ben Narin Hanım'ı biraz dinleme fırsatı buldum programa gelmezden önce kaydeden arkadaşlardan. Çok üzücüdür. Bu ülkenin Yüksek Mahkeme Başkanı geçen yıl yaptığım konuşmayı aynen evet. yapabilirim dedi. Ve üzücüdür. Kendi önlemini örnek teşkil edecek bir şekilde bu devlete örnek teşkil Kesinlikle. Edecek bir şekilde tavrını ortaya koydu Yüksek Mahkeme ve dedi ki tören değil, ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Zaten sadece o ihtiyaçları karşılama değil, törende zaten yapıyoruz konuşmaları, tartışma ortamında oluşturuyoruz şey ama olmuyor. Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz noktasında. Dünyayı kadınlar yönetmeli evet. diyorum. Yani dolayısıyla o anlamda da takdir edilmesi gerekir. Buradan da söylemekte fayda var. Bu sadece dediğim gibi ekonomik olay değil. Bir şeylerin de iyiye doğru gitmesini arzuladığı için Sayın Narin Şefik böyle bir tavır ortaya koydu. Gördüğüm kadarıyla siyaset bunu algılamadı. Yani verilen ilk tepkilerde siyaset bunu algılamadı. Çok önemliydi bu aslında. Bugün gazetelerin sayfalarına da baktık. Bir gazetemizde devlet hastanesinden görüntüler vardı. Oradan kum atsanız yere düşmez. İnsanlar sabahın 5'inden orada sıra almaya çalışırlarmış. Fazla bir kalabalık, haddinden fazla bir kalabalık. Okullar açıldı bugün. Bazı okullarda eksiklikler var. Bunlar düzeltilir belki ama 20-25 kişilik olması gereken sınıflar 40 kişiyle başladılar eğitim öğretime. Çok önemlidir. 200 kişilik ya da 150 kişilik olması gereken bir okul 350-400 kişiyle başladı. Bu da çok yıllardır güdülen evet, nüfus önemlidir. Politikasının var olmayışı sonucu, sebebiyle. Evet, aynen öyle. Sayın Esen Dağlı, Barolar Birliği Başkanı, artan nüfustan dolayı diyor polis sayısı yetersizdir ve polis de yetişemiyor diyor bu nüfusa. Ve bütün bunlar olurken hala da birileri 3 maymunu oynamaya devam ediyor topluma. Bir şey duymadık, görmedik, bilmeyik gibi. Evet. Dolayısıyla insan burada üzülüyor. Neden üzülüyor? Çünkü bütün bu sorunların çözüm noktası siyasettir. Tabii yani aslında bizim seçip de meclise gönderdiğimiz insanlardır çözecek olan bunu. Onlardaki o tavrı gördüğünüz zaman ülkenize dair umutlarınız tükeniyor. Yavaş yavaş tükeniyor. Yani şöyledir aslında, demokrasi de nedir en temel üç unsuru demokrasinin? Yasama, yürütme ve yargı dersin işleyişinde. Evet. Bir çarkın dişlileri gibi düşünürsek aslında bunu, bir tanesi dahi düzgün çalışmadığında bu dişliğinin bozulduğu, kırıldığı anda çark dönmez. Evet. Aksamaya ve yavaşlamaya başlar. Aslında yargının problemlerini konuştuğumuzda çözümler yasama ve yürütmededir. Yani ya bütçededir ya işte ilgili dairenin gerekeni yapmamasıdır ihaleye çıkılmasıyla ilgili örneğin. Ya da yasamada eksik olan yasalardır. Ve bu bağlamda bayağı uzun bir süredir bu hususlar devam etmektedir. Yani artık dile pelesenk oldu. Faiz yasası kararı 2004-2005 yılına ait bir karardır. Anayasa Mahkemesi'nin faiz yasasının olmayışının anayasaya aykırı olduğunu söylemesi ve meclisten bir faiz yasası yapmanız gerek evet. demesinin üstünden uzun uzun yıllar geçti. O zaman doğan çocuk şu an lisede, ortaokuldadır. Evet. Hala bir faiz yasası yoktur. Birçok insanı mahvetti bu faiz yasası. Yani mahvetti, hala belirsizlik devam eder, evet. hala bir yasa yapılmadı ve şöyle bir şey vardır. Yani yasama ve yürütme olarak o zaman sen yargıyı ve yargının kararlarını, özür dilerim en aleyhane tabirle, sallamıyorsun. Bu örnek tek başına bunu gösterir. Ve bu yıllardır devam eden bir husustur. Doktorların ikinci iş yasayla ilgili de aynı sıkıntı yaşandı. Bu tüzük olmadı, uygun yapın dendi. Gene yapılamadı, gene çıkmaza sürüldü ve tüzük aykırı bulunduğu için tüzük işletilemedi ama hala daha doktorlar ikinci iş yapmaya devam etti. Hatırlayın şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dönemin Sağlık Bakanı'ydı. Evet.
Mandamus Emirnamesi konuşuldu, tartıştık yine bu ekranlarda, herkes bunları konuştu. Herkes sustu. Aynı sistem devam eder. Ne oldu? Yargı kararı verdi, başvurduk, evet. Yasama, yürütme, çözüm. Sustu. O zaman şimdi yargıya olan inancınız kaldı mı? Evet. Yargının bir suçu mu var bunda? Kararını verdi. Uygula. Evet. Nasıl? Yani tüm bu açıdan baktığın zaman da evet, yani tamam, ben o zaman tören yapmayı anlamsız buluyorum. Ben buradan iletiyorum. Siz zaten bu parayı da ayırmıyorsunuz bütçede. Ben en azından bari ucundan bir şey yapmış olayım. Evet. Şeklinde bir yaklaşıma geçiyor. Bu takdir edilmesi gerekirken yanlış algılandı anladığım kadarıyla. Ve onun üzerine res çekmeye kalkıyorlar. Yani bence yargı siyaset kurumu değil zaten. Eğitimdeki kurumlar da bunu yapsın lütfen. Evet. Okulların altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili inisiyatif kullanıp adımlar atsınlar bu yönde. Çünkü olmuyor yani. Evet. Senelerdir her okullar açılacağı zaman şu eksik, bu eksik, bu bilmem ne diye aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet. O zaman yani gemisini kurtaran kaptan misali. Öyle görünüyor. Üzücüdür yani, bu. Olmaması gereken bir toplum lazım. Olmanın gereği de bu evet. Değildir. Evet. Ama şu an eğer bir yerin başındaysanız onun sorumluluğu vardır sizde. Onu çözmek zorundasınız. Yani benim ofisim bir iş alanının içindedir. Community olarak hareket edip o iş alanının örneğin koridordaki lamba yanmıyorsa bir şey yapması gerek. Ama 1, 2, 3, 5 yapmıyorsa benim müvekkilim de karanlıkta giremeyeceğine göre veya ben önümü görmediğine göre tam ben lambayı alıp takacağım oraya o zaman. Sana da temizlik ücretini ödemeyeceğim mesela. Evet. Buna dön. Yani en minik de durum budur şu anda. Evet. Hiç de iç açıcı değildir. Kızallar bana çok umutsuz konuşun diye ama üzgünüm. Yani Umutsuzluğundan çok alakası yok bence. Realist bu olarak. Somuttur yani elimizde ne evet. Var ben onu bakıyorum. Bazen görüyorum bürokratları. İşte şunu yaptık, bunu ettik ya da bakanları. Şöyle yaptık, böyle yaptık. İşte hükümet yüz günlüğü minik, ya da bilmem neyini. Minik minik küçük atılan olumlu adım var mı? Vardır, evet. Tamam ama takdir edelim ama. Yeterli değil. Ben maalesef. Günün sonunda benim hayatıma, insanların, kamunun evet. Hayatına ne dokundu ona bakarım. Evet. Yani sıfır sıfır elde sıfırsa senin attığın adımları ben görmüyorsam ben onları zaten adım demiyorum. Radikal hareketlere ihtiyacımız var. Evet. Çünkü başka yani... O kadar bir kısır döngü ve sorun yumağıdır ki her başlık. Minik şeyler artık insanların hayatına da dokunmadığı için bir olumlu bir hava da yaratmıyor maalesef. Ve üzücü bir durumdur gerçekten bu. Evet, dolayısıyla bu anlamda yargının Sayın Mahkeme Başkanı, değerli üyelerinin almış olduğu bu karar umarım devletin bütün kurumlarına sirayet eder. Ve hepsi ona göre bir şekilde düzenler ve gerekli ihtiyaçlarını, herkes her kurum kendi ihtiyaçlarını bir şekilde kendi imkanlarıyla karşılamaya değil, ne ama. Kadar değil tabii yani ne kadarını karşılayabilir o da tartışılır. Evet, programın başında söylediğiniz bir takım hukukçular da keşke tören yapılsaydı. Törende yargının sorunları tartışma ortamı doğardı dendi. Buna katılmadığınızı söylediniz, izah da ettiniz aslında ama ben bir kez daha soruyorum bunu. Tören yapılmadı ama hem Yüksek Mahkeme Başkanı hem Barolar Birliği Başkanı aslında çok kısa ve özet olarak söyleyebileceklerini söylediler ve sıkıntıları da gözler önüne serdiler. Evet. Dolayısıyla törenin de işte orada protokolün gelip de protokolün öne söyleyeceğini zaten her tarafta internet ortamı haber şimdi yayılıyor zaten sosyal medya tek aynen başına öyle. Haber. Herkes aldığı mesajı da almıştır diye düşünüyorum. Zaten almak isteyene kısa bir cümle de yeter aslında. Uzun uzun fermana da gerek yoktur. Yeter ki karşınızdakinin alıcısı açık olsun, mesajı alsın ve niyeti olsun bir şeyleri çözmeye. Günümüz çağında ve günümüz teknolojisinde gerçekten gerek yoktu. Zaten seneler yani aynı şeyleri şimdi, deneyip farklı bir sonuca varamazsınız. Şimdi, bu denendi ve dikkate alınmıyor. O zaman şöyle bir teknoloji çağında sesini duyurmak gerçekten artık çok kolaydır. Şimdi, çok basit ve çok... türbinlere yönelik yani popülist bir siyasi anlayıştan kurtulamadık. Hı hı. Şöyle ki bugün hem adli yıl açıldı hem okullar açıldı.
Tabii ki okullarda eksiğiyle, gediğiyle bir sürü sorunla açıldı. Adli yıl da aynı şekilde bir sürü sorunla açıldı. Akdoğan'da biliyorsunuz geçtiğimiz gün işte Rumlar ayine geldi. Orada kendini bilmez bir kişi orada bayrağı aldı. İşte rahmetli Denktaş'ın resmini, fotoğrafını aldı. Tabii bu çok kötü bir tavır. Bunu teslim edelim. Daha sonra da ailesi bugün Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın nezdinde özür diledi. Temin ederim dedi. Hepimiz çok üzgünüz. Böyle bir şey bir daha olmayacak vesaire bir özür. Özür yazısı yazdık dedi ama Cumhurbaşkanlığı geldi, ulaştı. Cumhurbaşkanlığı kendi açıkladı. Ulaştı dedi. İlk ulaşmadı bize öyle bir şey ulaştı, dedi çünkü. Ulaştı ve açıklama da yaptı. Okey. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu olumlu karşılandı. Böyle bir şeyin affedilemeyeceğini ama bunun da çok önemli bir barış kültürünü geliştirdiğini söyledi. Doğrudur. Şimdi konum o değil aslında, oraya gelmeyeceğim. Onun üzerinden politika üretmeye alışan bir kesim var ki bugün Sayın Başbakan bir sürü bayrak aldı ve Akdoğan'da işte bir ilkokulun açılışında bulundu. Ben gönlüm arzu ederdi ki Sayın Başbakan oradan da çıksın. Mahkemeye gelsin. Ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne gelsin ya da Mausa Kaza Mahkemesi'ne ya da Girne'ye ya da Güzelyurt'a ya da İskele'ye gitsin ve oradaki durumu görsün. Dolayısıyla ucuz politikanın sağlayacağı rantı bırakamadık. Ya daha doğrusu siyasilerimiz bırakamadı. Ucuz politikaların sağladığı rantın peşinde gidiyoruz. Maalesef aslında bu bana şu soruyu getirir zihnime, bu söylediğiniz. Bırakamamış veya bırakmamış olunmasının sebebi hala toplumda karşılığının olması olabilir mi? Olabilir, evet. Bu kesinlikle. Daha üzücüdür sanki. Evet, kesinlikle. Yani demek ki karşılık buluyor, evet. Bu olumlu karşılanıyor ve bu oy olarak dönebiliyor bir siyasiye ki buna evet. Devam ediliyor. Evet. Bu çok daha üzücü ve sorgulanması gereken bir durum aslında. Evet, yani insan gerçekten üzülüyor. Bazen işte görüyorum bazı arkadaşları, çok yakın bir arkadaşım var. Ben diyor Norveç'te yaşar gibi yaşarım. Dolayısıyla diyor sorunlarınız beni ilgilendirmez gibi bir yaklaşımı var. Ama bu sorunları bir şekilde her birimizin kendimize göre çözmesi gerekir. Yani devletin belli ki belli bir yerde tıkanıyor veyahut da çözüme niyeti yok. Yani böyle bir vizyonu yok. Vatandaş olarak da taleplerimizi belki de değiştirmemiz lazım. Yani alışkanlıklarımızı, taleplerimizi. Evet. Evet. Benim işimi yap mantığından çıkmak lazım aslında. Evet. Zaten bizim bu noktaya yap. Da böyle. Yani bizim sorunlarımızı çöz. Benim değil birey olarak. Toplu bir çözüm mantığına girmemiz lazım diye düşünüyorum. Bugün hayırlısıyla yeni adli yıl başladı. Hoş yaz boyunca da zaten mahkemelerde yoğunluk devam etti aslında. Biz aslında hiç ara vermedik. Evet, yani kimse herkes hep şey zanneder mahkemede. Böyle tatilde kapalıdır kapalı, falan. Kapalı, çay gidersiniz, der gelirsiniz. Hiç öğretmenler şey gibi zannederler bizi, hiç öyle evet, bir şey yok. Öyle bir şey yok aslında, adı üstünde tatil ama. Sadece belli süreler evet. Durur, müdafaa süreleri avukatlar durur. Avukatlar mahkemede, savcılar mahkemede, aynen, yargıçlar öyle. Mahkemede. Dolayısıyla tatil yok aslında. Şimdi diyeceğim şu, sorunlar belli, yargının pozisyonu belli, baroların pozisyonu belli, hükümetin pozisyonu belli. Sıkıntılar var ve bu sıkıntılar, yani bu şimdi sadece bu sektör için konuşuyoruz, elbette birçok yerde sıkıntılar var ama bu sıkıntılar nasıl aşılabilir? Yani bir avukat gözüyle nasıl aşılabilir, şimdi, neler önerebilirsiniz? Şöyle bir laf vardır, çok hoşuma gider benim. Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için bütün dünya kenara çekilir diye. Memleketçe nereye gittiğimizin önce bir bilincine varmamız lazım. Yargı özelinde konuşuyorsak, yargı özelinde biz nereye varmak istiyoruz ki kapılar açılsın. Niyetimiz çözmekse problemleri, önce bir temenni modundan çıkmamız lazım. Çünkü herkes sürekli bir şeyleri temenni ediyor. Mevkide makamda olsun olmaz. Hep bir temenni modumuz var. Keşke şöyle olsa. Evet çözülmelidir. Evet yapılmalıdır. İcraata dökmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu temenni ruh halinden bir çıkıp birincil olarak bütçeye dair sıkıntılar eğer çözülemeyecek halde ise
O zaman evet, özelleşmesi anlamında, bütçe anlamında özelleşmesi yönünde bir adım atılması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü yargı kendi kendini çevirebileceğini çok uzun yıllardır zaten izah ediyor ve kendi sıkıntılarının da bilinçli bir şekilde farkında ve çözüm üretmeye çalışıyor. Bir ikincisi, tadilatlarla ilgili şehir planlama dairesinde bütçeden ziyade atılmayan adımlarla ilgili, ki aslında sadece yargıda değil, başka şeylerin ihalesinde de bu sıkıntı yaşanıyor. Hızlandırılması gerekir. Bu anlamda gerekirse tatil yapmamaksa, eğer bir yerleri hiç kapatmamaksa belli bir süre gerçekten bunu yapmamız gerekir. Çünkü gerçekten ciddi bir yumak haline döndü ve artacak durumdadır bu. Zaten rakamsal olarak çözdüğünüzde iş yoğunluğunu şu an azaltamayacağınıza göre, nüfusu bir anda yarılayamayacağımıza göre ve belli bir süre bu nüfusun mevcut halini koruyacağı aşikar olduğuna göre, altyapıyı ve personel sıkıntısını çözdüğünüz zaman zaten diğer sıkıntılar otomatikman ortadan kalkmış demektir. Yeah. Bu bağlamda tahkim ve arabuluculukta yükü azaltacak bir adım mı? Evet. Yasal hazırlığı yapıldı mı onun? Yani çalışması vardır baronun bu konuda ama mecliste komite aşamasına gelmediği bilgimdedir. Keza icra ile ilgili de yine baronun bitmiş bir çalışması var. Mecliste görüşülme aşamasındadır. Zaten biraz bir sonuna değineceğim de yasama bağlamında meselelerin işlevselleşmesidir. Komitelerde takılması değil. Çok uzun zamandır dillendirdiğim bir husustur. Meclis iş tüzüğünün, meclis önce oturup kendi iş tüzüğünü güncellemesi gerekir. İşlevsel değildir, fonksiyonel değildir. Tıkanıklıklar yaşanıyor. Ve çözümleri bu kadar aşikar belli olan problemlere sahipken siyasi manevralar uğruna tıkanmaması gerek bu çözümlerin önü. Defaatle bunlar hep vurguluyoruz. Ve bu bağlamda özellikle yasama anlamında olumlu adımlar atılıp kapılar açılmadıkça gene tıkanmalar yaşanacak demektir. Çünkü hepsi bir bütündür. Yani bir tablonun parçasıdır ve birbirlerini tamamlayan bir tablo vardır ortada. O yüzden dedim, yani gideceği yönü bilene dünya kenara çekilir, buyur yolun açıktır der. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Yani biz A noktasına ulaşmak istiyoruz. Hepimiz bunu söylüyoruz. Ama gitmiyoruz, B'ye doğru gidiyoruz. Yani sorunlar yumağı, statiko, senelerdir aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve bir süre sonra herkese bir bezginlik, bıkkınlık durumuna dönüşüyor. Ya. Bu bağlamda zaten yargı mensupları, yani en üst kademeden tutun memuruna kadar, mukayidine kadar, odacısına, emekçisine kadar ve avukatlara kadar herkes zaten çözüm için bir adım atma, bir inisiyatif kullanma modundadır. Çünkü kendi kendimizin önü tıkanıyor. Bana bir müvekkilim gelip dediği zaman tam hüküm aldık ama icra edemiyoruz. Ne oldu bizim dosya? Benim bu anlamda problemi yaşayan, gelirim anlamında da ben problem yaşarım. Çünkü ben de tahsil edemiyorum bir parayı. Benim işim tıkanıyor. Dönüyorum, memur diyor ki personel yok, kimi göndereceğim icrayı yapsın. Yüksek Mahkeme Başkanı, aynı yani zincirleme, herkesi etkileyen ve günün sonunda aslında ekonomik olarak piyasanızı etkileyen bir yere varırsınız. Bu özel örnekte 1-2-3 işveren tahsil edemediği zaman alacağını, kendisi ekonomik sıkıntıya girecektir ve nitekim bir dönem artan mazbata olaylarıyla bu hususu ciddi bir anlamda yaşadık. Daha bir durgun duruma geldik şu anda. Dolayısıyla bu bağlamda hali hazırda örneğin mevzuat anlamında Merkezi Mevzuat Dairesi nezdinde ibede adım atılabilir. Her bakanlık nezdindeki hukukçu sayısı arttırılarak her bakanlık kendi özelinde mevzuatları daha hızlı ve fonksiyonel bir şekilde çalışması halinde meclisten daha pratik bir şekilde çözümler geçirilebilir. Sadece ayrı bir biriminde oturup özellikle ceza yasasını güncelleme anlamında adım atması gerekir. Ve bunlar bugün söylenen hususlar değildir. Yani olay sadece paraya bakmıyor aslında. Birazcık da oturup sıkıya gidip çalışmaya bakıyor. Yani, dolayısıyla aslında herkesin belli inisiyatifler üstlenmesi gerekir. Kesinlikle. Dolayısıyla ben ümitliyim. Yani baro taslakları hazırladıktan sonra sonuç alamıyorsa. Şöyle ümitliyim.
Hukukçular kararlı, yani işte yargıda. Umarım meclis bu yeni yılına başladığında evet, icrayla ilgili örneğin yapılan çalışma sonuç bulur. Evet. Olumlu bir adım olacak. Nedir benim. O çalışma? Tam olarak muhteviyat şu an net değil, yani güncellenmesiyle ilgilidir diyeyim size. Esasen taslağın tafsilatını bilmiyorum çünkü ben. Evet. Meclis zaten komite huzuruna geldiğinde yine burada tartışabileceğiz. Çünkü zaten halka açık bir duruma gelecek o zaman. Evet. Yani şey... Tebliğ ile ilgili mesela geçtiğimiz 2 yıl önceydi sanırım. Bu bağlamda bir güncelleme sağlayabildik. Arzulanan noktada değildi ama yine de olumlu ve kapı açan güncellemelerdi. Bazı tebligatların bırakılma usulüyle yapılması yönünde. Yine umarım örneğin İçişleri nezdinde gerçekleştirilebilecek bir husustur bu. Adres bildirme zorunluluğu getirerek bireylere getirilme mesalinde son adresinin yasal tebligat adresi kabul edilmesi. Yine tebliğ sorununu örneğin yasal olarak, yasal düzenlemeyle bağlayıcılığı olacak yani. Çözecek bir husustur. Dünyanın birçok yerinde de kullanılan bir yöntemdir bu zaten. Evet. Tabii cezalara gelince güncel bir gelişme var. Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan da açıkladı dün. Ve çok yerinde aslında bir uygulama. Mevcut trafik cezalarına güncellendiğini söyledi Sayın Bakan. Destek vermek lazım. Çünkü gerçekten trafik çok önemli ve bugün trafikte bilmiyorum siz de hiç rastladınız mı? Önünüzde giden her 4 arabadan ikisi cep telefonları dümenleri ya da direksiyonların önünde onunla uğraşırlar. Maalesef. Bu olumlu, gerçekten olumlu. Bunu nasıl karşılarsınız? Nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle bir husus var. Trafikle ilgili mahkemeler nezdinde de verilen cezalar yasanın izin verdiği oranda aslında mümkün olan en yüksektir. Özellikle ölümlü trafik kazalarında artan rakam dolayısıyla 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi hapis cezaları veriliyor. Aslında olay tam olarak bir saniyelik, hatta bir saliselik bir husustur. Yani bir an o telefona baktığınızda veya aman biraz hızlansam ne olur dediğimizde eksik yol altyapısı buna çok davetkar bir durumdadır. Ve bir anda arabanızı savurup veya bir çukura düşmenizle dümenin kontrolünü kaybedip sizi savuruyor ve hiç arzulanmayan sonuçlar doğuyor. Özellikle artan ölümlü kazalarla, yani önümüzde şu an gazete var mesela burada. Yine manşette trafikte bir ağır üç yaralı gün şeklinde. Gün geçmiyor zaten görmediğimiz. Ciddi travmalar yaşanıyor şu anlamda. Hem vefat edenin ailesi açısından giden bir can var. Hem de buna sebep olan sürücü anlamında. Kimse kasıtlı bir şekilde yapmaz çünkü bunu trafikte. Ve o bireyin ailesinin yaşadıkları, cezaevine girdiği zaman girdiği ruh hali, yaşadığı travma, şok. Aslında her iki vefat edenin ailesi ve kazayı yapanın ailesi uzun yıllar, belki de 15-20 yıl sonra bunu idrak edeceğiz sosyolojik anlamda. Ciddi travmalar içindeyiz toplum olarak. Yani işte savaşta şehit vermiş misali, bir taraf kaybedenin acısını, bir taraf aman tanrım ben neye sebep oldum onun acısını. Artan ceza buna bir rakamsal olarak çözüm olur mu? Dilerim olur ama bir noktaya kadar olacak. Kesinlikle yol altyapılarının düzeltilmesi gerekir. Belli başlı yollarda New Jersey bariyer hep konuşuyoruz. Yapılması gerekir. Yoksa rakamsal olarak artmış. Gene de bir anlık tedbirsizliğin bedeli ağır olmaya devam edecektir. Evet, görüyoruz bunu dediğiniz gibi her gün gazetelere yansıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için. Gelişmeler olduk sonra, özellikle mesleki açıdan gelişmeler olduk sonra sizi yeniden rahatsız edeceğiz. Yine bu ekranlarda izleyicilerimizi bilgilendireceksiniz. Evet değerli izleyenler, bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.